Koyun iç kola yedim Güzel bir cumartesi gününden herkese merhaba. Biz yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Nasılsın Erman Hoca? Çok iyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet iyi gözüküyorsun. Enerjik evet. yürüyüşler yapılıyor görüyorum. Evet dinlenmeyi ee, de yapıyoruz Arda. Dinlenmeyi de ihmal etmiyoruz yani. Değil mi? <laughs> evet. Bugün de güzel konularımız var. Nelerden bahsedeceğiz? Evet yine Al Hocamı alacağız. Bugün yine evet. cilt konusunda değişik bir konuya değineceğiz. Bel fıtığı konumuz var. Ve çok ünlü bir yazarımız var. Onunla güzel bir sohbet yapacağız. En son yine ben. Yine sen, evet, evet senle de güzel konuları konuşuyoruz evet, zaten. Aynen. O zaman biz bize başlasın. Boyun düzleşmesi ve bel düzleşmesi nedir? Nasıl belirtiler gösterir? Boyun ve bel düzleşmesinin nedenleri neler? Bel ve boyun düzleşmesinde en yeni tedavi yöntemleri hangileri? Egzersiz yapmak boyun ve bel düzleşmesine iyi gelir mi? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Erman Çekit cevaplayacak. Derimiz neden yaşlanır? Cildin erken yaşlanma sebepleri neler? cilt tipimizi nasıl öğrenebiliriz? Hücre yenileyen besinler hangileri? Takviye kolajenler faydalı mı? Dermatoloji uzmanı, uzman doktor Alborz Müşfiki, en etkili cilt gençleştirme yöntemleri hakkında bilgiler verecek. Bel ve boyun fıtığında en yeni tedavi yöntemleri neler? Regresyon tedavisi nedir? Ameliyat tek çare mi? Robotik lazer teknolojisi nedir? Bel ve boyun fıtığı tedavisinde nasıl kullanılır? Omurga estetiği uygulamaları neler? Beyin, sinir ve omurga cerrahisi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar anlatacak. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Ebeveynler çocuklarının okuduğu kitapların denetimini ve kontrolünü nasıl yapmalı? Başarılı bir yazar olmak için neler yapmak gerekiyor? Eğitmen ve yazar Zerbeliz Esra Avgören hem sorularımızı cevaplayacak hem de yazarlık serüveninin detaylarını paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Dermatoloji uzmanı, uzman doktor Alborz Müşfiki bizimle beraber. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Teşekkürler efendim. Siz nasılsınız? İyisiniz biz inşallah. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Bugün yine cildimizi konuşacağız. Evet. Bizim için en önemli aslında dış giysimiz. Doğru. Çok iyi bakmamız lazım. Aynen. Önce hemen başlamak istiyorum. Derimiz neden yaşlanır? Evet aslında yaşlanmamak ve hep böyle genç kalmak. Keşke. Evet. <laughs> Yüzyıllardır zaten insan olduğu hep bu konu üzerinde çalışıyor. Çünkü bizler yaşlanmayı sevmiyoruz. Hep genç kalmak, genç kalmak ve fresh kalmak istiyoruz. Ama sonuç olarak bu bir fizyolojik bir süreç ve doğal bir süreç eninde sonunda hepimiz yaşlanacağız. ama önemli olan kaliteli yaşlanmak. ...güzel yaşlanmak. Yaşlanmak demeyelim de yaş almak diyelim. Yaş ben almak, hep öyle yani. söylüyorum. Yaş <laughs> güzel almak daha güzel değil. Yaş almak <laughs> aslında ama kaliteli bir yaş almak Tabii çok ki. güzel olur. <laughs> ee, şimdi burada aslında bir anatomiden... ...ya fizyolojiden bahsetmek istersek... <laughs> ...bizim derimizde hücrelerimiz var zaten... ...onların arasında bir bağ dokumuz var. Bu bağ dokumuz aslında bu hücreleri... ...birbirine kenetletiyor ve zaten tutuyor. Sert tutuyor, esnekliyor, kıvam veriyor... ...ve derimizin kıvamına sebep oluyor. Ve bu o sarkmalara engelliyor... Sonuçta bunu hangi hücreler ve hangi maddeler sebep oluyor? Bazı özel proteinler var. Bu proteinler vücudumuzda ve derimizde ne kadar fazlaysa o kadar cildimiz daha sert ve kıvamlı olur. Ama ne zaman azalmaya başlarsa artık biz... Yaş al, yaşlanmaya zaten diyelim böyle doğrusu <laughs> başlıyor aslında ama e, bunların e, en önemlisi kollajenler. Biliyoruz zaten tüm branşlarda zaten en çok bilinen proteinlerden bir tanesi. E, kollajen sayısı deride azaldığı anda dil, e, cildimiz zaten yaşlanıyor ve o sarkmalar ve kırışıklar başlıyor. Şimdi kollajen nedir? Bu dönemde herkes bir kolajen diyor hep kollajen kollajen. Kollajen aslında vücudumuzda en çok var olan proteinidir. Her yerde var ve farklı tipleri var. Bizim en önemli tipleri ilk üç tipi aslında. Tip 1 kolajen ee, en çok kemikte, tendonda ve deride zaten mevcut. Tip 2 daha gevşek eklemlerde görüyoruz ve tip 3 organların içinde e, ve deride yine tekrar gözüken bir protein miktarı aslında. E, bu miktar kolajen ne kadar yüksek olursa zaten hep cildimiz sert ve öyle ettiğin olacak ama 30 yaştan sonra maalesef bu yavaş yavaş azalıyor. Hı. Neden? Çünkü bunlara karşı bir tür enzimler var. Bunlara matriks metaloproteinaz enzimler grup diyoruz. Neden? Bunlar geliyor kolajenlere parçalatıyor. ve bunu aslında hep böyle yok etmeye çalışıyor. E, ve dediğim gibi bu yaş ilerleyince bu artık kolajenlerimizin onarım şey gücü azalıyor ama diğer enzimler daha güçleniyor ve hep böyle devam eder. Önemli olan acaba biz bunu tamamen yok etme şansımız var mı? Yok. Şimdi kadar ki öyle bir şeyimiz Hı -hı. yoktu ama en azından bu hızı azaltma şansımız var. Eğer bazı sebepler bilsek, hangi sebeplerden dolayı aslında bu cilt yaşlanıyorsa ve azalıyorsa bilsek belki o süreye azaltabiliriz veya yavaşlatabiliriz. O zaman hemen sorumu sorayım ben. Hangi durumlarda cilt erken yaşlanır? Doğru bakın ilk başta genetik. Herkesin farklı bir genetiği var. Değişmiyor zaten bunu bir hala çalışma bunun üzerine geçiyor. Acaba bir gen tedavisi yapalım bir şey bulalım ki artık. Süper insan. O... Aynen süper insan gibi olsun ama maalesef hala yok. Ee, ama sonuçta bir kişi var zaten 60 yaşa kadar bir kırışığı yok. bir 25 yaşında kırışıklar başlar fark ediyor herkes de. Ama e, ikinci konu aslında güneş. Güneş ultraviyole ışınlardan dolayı aslında ultraviyole A, B, C bizim cildimize çok zarar veriyor. Maalesef alışkanlığımız yok güneş koruyucu krem kullanmak için. Ben her zaman tavsiye ediyorum. Hem yaz hem kış. Ben de Kullanalım yaz ayna. kış kullanıyorum. En önemli yazlarda 50 faktör, kışlarda 30 faktör yeterli. Neden? Bakın ultraviyole ışın zaten zarar veriyor cildinize. Bu kolajenleri parçalatıyor. Ve bunu eğer biz kullanırsak yaşlanma hızını azaltırız. İkincisi hava kirli toksinler. Maalesef dönemimizde aslında bu sanayileşmeden dolayı Burada ortamda bir sürü toksin ve kimyasal madde var. Düşünün bizim derimiz ilk kalkanımız aslında bize koruyor her şeyden. Ve bu 7-24 saat hep bu maddelerle kimyasallarda mağdur. Savaşıyor yani. evet. Evet savaşıyor. Sonuçta biz ona bir destek vermemiz lazım. Sadece ellerimizi yıkamayalım. Hı hı. Yüzümüzü de yıkayalım. Sonuçta bu yüz, deri, dekolte bölgeniz, boyunuz hep zaten bu kimyasallara maruz kalıyor. Temiz tutalım ki en azından bize bir desteğimiz olsun. Üçüncüsü aslında e, bu bahsettiğimiz mesela mimikler mesela. Aşırı mimik kullanmalar zaten aslında çok e, insanlarda bu kendisi deri kırışıklara sebep oluyor. Evet mimik yapmayın insanlar diyemiyoruz ama en azından bazı uygulamalar botoks gibi konuşmuşsunuz gibi eski, önceden. Eğer kendi kendimize evet, dikkat edemiyorsak bunları önleyecek bazı şeyler, bazı şeyler var. var zaten. Bir işlem yapalım, bir botoks yapalım, mimikleri azaltalım. Doğal bir botoks aslında yaparak en azından o hızı, o kırma hızını azaltalım ki cilt daha genç kalsın. Bunlar geçtikten sonra stres. Biliyoruz aslında stres. Sigara. Tüm sigara zaten en önemlisi. 3000 farklı kimyasal madde var içerisinde Hı. sigaranın içerisinde. Ve bu tamamen sadece deri değil her tüm vücut organa zaten zarar veriyor. Alkol kendisi maalesef. bakın alkol, Şeker. Şeker ki berbat şimdi geleceğim oraya. Evet. Şimdi alkol belki direkt sizin cildinize yansıyamayabilir ama dehidrat ediyor vücudu, suyu azaltıyor, cildiniz matlaşır. Hı. Ona geçtiğim karaciğere zarar veriyor toksinler atılmıyor Atılamıyor. zaten. O toksinler nereye gidecek? İlla cilde Cildi. yansıyacak aslında. Beslenme evet. bahsettiğimiz en önemli şey yeşil aslında. Yeşil yapraklı sebzeler. <laughs> <Aynen. gülüyor> Her zaman yeşil yapraklı sebzeler diyoruz. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. Aslında öyle sebze meyve ama kaçarlar yiyoruz arada. <laughs> güzel. Aynen ki. aynen. Maalesef gidiyoruz da. Bir de çok ince aslında ne yerseniz osunuz. Evet. Alın cilde evet. öyle olur evet. aslında. Bu çok önemli bir güzel bir cümle aslında. Ee, bu şekerden bahsettiğinizde şeker direkt zaten kolajene DNA, kollajen, DNA zaten kolajen parçalıyor zaten. Parçalıyor, Mahvediyor evet. zaten. Orada bir şey kalmıyor. O zaman bunlar dikkat edin. Uyku. Uyku düzensizliği. Bizim bir biyolojik bir saatimiz var. Bakın eğer bu hipofizde bir beynimizde hipofiz var zaten. Farklı zaten hormonlar salgılıyor. Şimdi Hı. eğer bir düzensizlik varsa bu hormonlar dengesiz olur. Bu tiroid olabilir, kortizol mesela. Stresten dolayı zaten yükseldiği zaman cildinize tamamen yansar ve sizi zaten yaşlı gösterir. O zaman bunlara dikkat edelim değil mi? Şimdi bunlar eğer biz kendimiz bunlar dikkat edersek hı hı. o zaman o yaşlanma hızını azaltan bir şansımız var. Olacak aslında. Ama yok ben hiçbir şey yapmayayım artık. Güneş yeneyim böyle, güneş kocaklarım sürmeyeyim, uykumu dikkat etmediğim, her şeyi tüketeyim falan diye... Ama neden yaşlanıyorum? Hep cidim genç kalsın. Bizi yanımıza geldiği zaman biz de bir şey yapamayız. Ve insanlar şunu düşünüyor. Gençken bazı şeyleri tolere ediyor vücut. Evet. Mesela aynı şekilde metabolizmamız hızlı çalışıyor. O yüzden gençken biraz daha ne yediğimizin çok önemi olmuyor. Doğru. Ama benim tavsiyem izleyicilere sizin de yanınızda. Her şeye daha erken yaşta başlamak, Aynen yani öyle. çocuklarımıza da beslenmeyi öğretelim, Aynen. E, güneşten korunmayı öğretelim, e, mutlu olmayı, daha pozitif Aynen. olmayı öğretelim ki ileriki yaşlarda e, çok fazla zorlanmayalım. Hem o aslında bir de bu, bu alışkanlığı ve kültür olarak evet, zaten. Evet, alışkanlıklar. Zaten yani. yani bunu biz öğrenmemiz lazım. Burada çok önemli bir nokta parmak bastın Demet. Ben aslında çok önemli bir soru soracaktım. Ben Şimdi dedin ya, 30 yaşına kadar deri birikimini sağlıyor. Evet. Burada e, mesela 30 yaşından önce ne kadar kollejene alırsak o kadar e, depolama yapabilir miyiz? Mesela bizim kemikler için öyle ama e, cildi için aynı şey geçerli yok. Mi? Hayır, hayır öyle bir şeyimiz Hı -hı. yok aslında bizim cildimiz hep böyle onarım yapıyor, evet. ölüyor ve tekrarlanıyor tekrar geliyor aslında. Belki burada depolanma bir şeyden bahsedebilirsiniz kemikte ama deride öyle bir depolama yani şansı yok. Gençken kollejen ağırlıklı alalım alalım kollejen alalım gibi bir şey. Ben öyle tavsiye etmiyorum. Etmiyorsun, ben her Hı -hı. şeyin zamanında en az cild için bahsediyorum Hı -hı. ki bu her şey zamanında lazım mesela çünkü bizim cildimiz kendi Kendisi onların bir gücüne sahip ama ben doğru beslenmeye hep böyle devam ettirmem lazım ki zamanı hmm. gelince bir madde olsun ki alsın oraya üretsin kolajeni. Evet. Çünkü kolajenin hep Hiç böyle üretmesi lazım. yoksa zaten sağlam. nereden üretecek? Aynen yani. öyle çünkü evet. bazı maddeler lazım sonuçta bu proteinlere bize üretmek için ama şimdi o madde ana madde vermezseniz o ne kadar yapacak ki zaten? Evet. ne Nereden yapacak aslında ve bu zarar verir bize ama ben hep böyle depolatayım böyle ondan sonra bırakayım. Öyle bir şansımız deride en azından yok onu biliyorum bunu söyleyebilirim hı hı. ama kemikler mutlaka farklı hı hı. zaten onu bir şey diyemem aslında. Ama alışkanlık, hı. alışkanlık doğru şeyler beslenelim, spor yapalım. Değil mi? Mi? En güzel zaten. Evet. Su içelim. Bakın çok bol basit aslında. Bu su aslında, bol evet. su. Su bol aslında su. bir detoks. Tamam mı? Hı hı. Hep diyoruz ya bu işlem yap, o işlem yap falan filan diye. Hastaya soruyorum zaten su içiyor musun? Yok içmiyorum. Yok çay içiyorum diyorum mesela. Kahve hı hı. içiyorum günde 5 bardak. Sayılır mı? Hayır yani, o sayılmaz. Su, saf su istiyorum aslında. Bakın su gerçekten vücudu temizletiyor, hidrat ediyor, her şeyi destekliyor zaten. Detoks yapın kendinize suyla. Peki ben hemen şunu sormak istiyorum. En etkili cilt gençleştirme yöntemleri nelerdir? Hazır sizi bulmuşken. <laughs> evet aslında o kadar farklı e, şimdi yöntemler var cilt gençleştirme. Biz bunları her zaman ilk başta doğru bir hayatımız olması lazım. Biz onun yanında hastayı destek veriyoruz. Bunu herkes bilsin. Ben hiçbir şey yapmayayım. Hoca gel beni böyle sen <laughs> böyle gençleştir işte 10 yıl, 20 yıl zaten bir şey Mümkün yapamayız değil. bunun evet. imkansız zaten. Teknoloji ilerliyor. Farklı cihazlar artık mevcut. Lazer konuları zaten var en basitten bahsettim yani en önemlilerden bahsetmek istersen ultra fokus e, zaten sonu şey cihazlarımız var. Hı -hı. E, ondan sonra karbondioksit fraksiyonel <laughs> lazerler mevcut. Bunlar nasıl çalışıyor aslında? Ya radyo frekans lazerler. Bunlar aslında sonik dalgalara veya e, hafif böyle suni travmalar deri üzerinde yaratarak aslında vücudu bir tetikliyoruz aslında deriye tetikliyoruz ki orada bir yara var gibi yara yok aslında orada ama biz tetikliyoruz. Onlar, onlar, gibi yani. Aynen. Evet. Onarsın diye mesela fokus <laughs> ultrason basayım o dalga deriye doku değdiği anda ısı artışına sebep oluyor. Vücut şey zannediyor burada bir yara var bir şey var hadi ben onu onarım yapayım diye hep bunu onarım yapıyor kollajen üretme tetikliyor. Karbondioksit fraksiyon lazerden bahsettiğim en güçlü cihazımız. Orada mikro kanuller açıyoruz zaten <laughs> derinin üzerinden küçük küçük noktalar açıyoruz hem ısı artışına sebep oluyor hem bir Mikro travma zaten olur. travma olduğu zaman ne yapıyor? Vücut ona onarım yapıyor ve kolajen üretiyor. Deri radyo frekans, e, lazerler iğneli var, iğnesizli var falan. PRP bahsetmiştik. PRP zaten her branşta zaten kullan deri üzerinde de kullanırız. Mezoterapiler var. İçerisine amino asitler, vitaminler kokteyl tarzında deriye enjekte Vitamin C'sine veriyoruz, glutatyon veriyoruz, ne gerek varsa. Hastaya göre değişiyor zaten. Onu hazırlatıyoruz, hastayı sunuyoruz. Farklı şimdi artık yeni kök, kök hücreler kök var. Kök hücre var, evet. Artık kök hücre herkes evet. bir duymuş bu kulak arkasında mesela iki tipi var aslında. Biz burada klinikte kulak arkasından üç doku alıyoruz cihazlarda, hazırlatıyoruz, hastayı sunuyoruz aslında ve derisine veya saçına. Ama daha farklı yöntemler var. bazı zamanlar e, karın bölgesinden de alınır bu kök hücreler. İki Hı -hı. ay laboratuvarda hep bunu çoğaltıyorlar. Ondan sonra hastaya sunuyoruz. Bu daha güçlü aslında tedavi. Başka şeyler zaman kimyasal peelingler var. Kimyasal peelingler deri soydurucu aslında hazır dilüve asitler var. Hmm. Onlara deriye hafif bir soydurma seviyesi o ince kırışıklar. Lekeler maskeler alakalı. dediğimiz şeyler onlar kimyasal peeling mi oluyor yüzümüze Onun aslında gibi. bazı şey kimyasal <laughs> bir şey değil maske? Maskeler geleceğiz zaten. Mesela, ben ben yani bunlar <laughs> tamamen konu şeye gitti aslında. Maske kullanabiliriz ama. Zaten. <laughs> e, bazı maskeler var aslında evet. böyle hafif bir soydurucu etkisi <laughs> olan ama bizim kullandığımız peelingler daha yüksek. E, dereceli aslında, aslında. tamamen yenileyen. Evet yeniliyor e, ve soydurur zaten aslında. Evet, Bu dermapen ve derme derinin aynen, çıkmasını çıkartması sağlıyor. Bir de dermapen, dermaroller da var cihazlar. Küçük küçük yaralar yapıyoruz zaten deriye ondan hmm. sonra uyguluyoruz. Mesela PRP ile beraber kombine ediyoruz. Hmm. Bunlar çok ilgilidir de yeniletiyor. En son ipler gelmiş aslında. İpler sadece hmm. ip askılardan bahsetmiyoruz. yani Biz illa her ip kullandığımız zaman deriye lifting etki veya bunu çekme için kullanmıyoruz. Belki küçük ince veya 4 santimlik ipler var, kollajen üreten ipler var. Bunun deri altında yerleştiriyoruz aslında ve 3 ay içerisinde bu ipler kollajen üretmeye sebep olur. Neden? Çünkü bir yabancı cisim olarak algılıyor vücut onu ve onarım yapmasını istiyor ve tekrar yeni yeni kollajenler geliyor. Bunu Kullanabiliriz zaten da. kalıcı bir şeydi ama kolajen etkisi oluyor artık. zaten. Neler evet. çıktı artık. Valla hocam <laughs> şey sizde konu Her şey. bitmez ama <laughs> süremiz doldu o yüzden çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Muhtemelen ederim. sizi tekrar ağırlayacağız çünkü bu konu bizler için çok önemli. İyi ki varsınız Sağ olun çok efendim. teşekkür ederiz. Ee, az sonra bel pıtığından bahsedeceğiz. Bizden ayrılmayın. Bel ve boyun fıtığında en yeni tedavi yöntemleri neler? Regresyon tedavisi nedir? Ameliyat tek çare mi? Robotik lazer teknolojisi nedir? Bel ve boyun fıtığı tedavisinde nasıl kullanılır? Omurga estetiği uygulamaları neler? Beyin, sinir ve omurga cerrahisi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Beyin, sinir ve omurga cerrahisi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar bizimle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz de Güzel bir enerjiyle evet, geldiniz böyle. Harika. Sizinle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bel fıtığı. hemen sormak istiyorum. Evet. Bel fıtığı nedir? Aslında çok basit sevgili Demet. Bel fıtığı normalde bir dokunun, bir yapının olmaması gerektiği yeri istila etmesidir. Asansöre 8 kişi binin demişler. Biz bilmişiz 16 kişi. Biri pırtlamış. Aynen öyle. Aynen öyle. Mecburen. <laughs> yani <gülüyor> dolayısıyla bir fıtık aslında bizim bir eklemimiz. Yani eee ortopedi hocamız da bilir. Yani bütün eklemler biliyorsunuz omurga içerisinde 33 tane omurgamız var. Bu bizim duvarımız öyle düşünelim. Yani vücudu inşa eden bir duvar. Her duvar içerisinde ne vardır? Tuğlalardan örülmüştür duvarlar tuğla harç tuğla harç düzenli bir şekilde bir e, ö, örgü var. Aynen vücudu ayağa kaldıran evet. bir doku. Hı -hı. Tuğla harç tuğla harç. Yani aslında bizim harcımız aynı zamanda bir disk, bir eklem. Yani e, vücudun ana eklemlerinden birisi. Bu eklemin e, yapı içerisinde, bu yapı içerisinde efendim var olan e, basıncı karşı koyamayıp e, bulunması gerektiği yeri taşırması, bulunması gerektiği yerden e, kayması ve daha da önemlisi içinde bulunduğu, o yapı içerisinde bulunan elektrik tesisatını rahatsız etmesi. Şimdi bir duvar biliyorsunuz sadece dört duvardan oluşmuyor evler. İçinde de elektrik tesisatları geçiyor. Doğru mu? Yani dört duvar içerisinde yaşanmıyor. Yani orada bir aksilik olsa o duvar içerisindeki bir harcın, bir yapının elektrik tesisatındaki Oradaki aksamı rahatsız etmesi elektriğin vücuda ya da oradaki ev Elektriği ortamına kesiyor. dağılmasına engel hı. olacaktır. Aynen öyle. Bakın burada görüyorsunuz eklemler var. Bu eklemler bağ dokularıyla efendim elektrik tesisatlarına, şunlar da elektrik tesisatlarımız öyle düşünelim, hı hı. elektrik tesisatlarına sirayet etmesini önlüyor. Ancak ne olmuş burada? Bakın buradaki bağ dokuları buradaki gücü kaldıramamış, yükü kaldıramamış ve Taşmış, kaymış, olmaması gerektiği yeri istila etmiş ve burada olan vücudun canı burada geçiyor. Sinir demek vücudun canı demek. Sinirimiz olmasa, beyindeki elektriğimiz bu tesisat vasıtasıyla tüm vücuda yayılmasa biz gözümüzü bile kırpamayız. Peki Fatih hocam ne oluyor? Bası yapınca e, bulgularımız neler? Onu evet. Aynen öyle. Şöyle bu Bunun da Osman aynı zamanda. He. Tabii Os biliyorsunuz. Bize de ruhi, Bize ruhi var ama de ruhi bu... var. Yani. Osmanlı. Ruhi. ruhi diyoruz buna. Osman. Osmanla ruhi bir araya gelmişler. <laughs> e, biliyorsunuz Os kemik manda adam Osman daha, güzel diyoruz. O. Geçen birisi de yazmış hocam benim babamın adı da Osman. Alınıyoruz tamam. O yüzden biz ruhi koyduk. Ruhi daha güzel olmuş. <laughs> evet. Şimdi bu bizim Osman'ımız. Ne oluyor burada sıkıştığında? Kapıya parmağını sıkışınca ne olur? Ne oluyor? Bir, o sinir şişmeye başlıyor. Yani biz bunu ödem diyoruz. Hı hı. Şimdi sinir şişmekle birlikte artık fonksiyonlarını da yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Yani nasıl bir doku sıkıştığı yerde e, kan toplar, hı hı. parmağımızı düşünelim kapıya sıkıştığında. O hemen kan toplamaya başlar. morarır kızarır. Beraberinde oradaki hareketler, fonksiyonlar etkilenmeye başlar. Yani bir bel fıtığı öncelikle bel ağrısıyla kendini gösterir ve zaman içerisinde zaman içerisinde bacağı sirayet eder bu ağrı. Artık gecenin bir yarısı bir kalkar sağ bacağında hastaların ifadesi diş ağrısının 3 katı doğum sancısının 3 katı şeklinde ifade bu ciddi bir ağrıdır. Ve bacağı sirayet ettiği andan itibaren artık sinirin ciddi anlamda tutulduğunu, ciddi anlamda rahatsız olduğunu ve fıtığın ikinci, üçüncü, dördüncü derecelere kadar ilerlediğinin alameti olmaktadır. Dolayısıyla ben hemen şunu söyleyeyim. Tüm hastalarımız ekran başındalar. Hı -hı. Bir bel ağrısı çekiyorsanız ki çekeceksiniz. İnsanoğlunun vazgeçilmez çilesidir bel ağrısı. Hı -hı. Çektiğiniz an hemen. ihmal etmiyorsunuz. Evet, Bizim mi? en büyük sorunumuz ihmalkarlık. Çünkü çekiyor. Öyle hikayeler var ki, dramlar var. 30 yıldır çekiyorum. Oo. Eşimden ayrıldım. Çolum çocuğum benimle oturmuyor. Oturup bir sosyal ortamda, kafede, şurada, burada arkadaşlarla bir araya gelen 30 yıl bir hayat. Neden gidip de kontrol ettirmek. Aynen öyle. İhmaller, ihmaller, ihmaller. Omurga ihmale gelmez. Evet. Omurga ihmale gelmez. İlgi ister. Çünkü omurga'nın bir burcu olsa hı hı. o burcu olurdu. Evet, Allah Allah. evet yani. <laughs> Bence yengeç olması lazım. Yengeç darim bir organ. <laughs> o da olabilir. Yani e, biraz inatçıdır. Evet. Koç evet olabilir. sabırlıdır ama biraz inatçıdır. <laughs> Böyle kırmaya bükmeye gelmez yani. eğmeye gelmez yine yengeci de taşıyor içerisinde dolayısıyla mesela benim kurallarım var 30'lar kuralı yani sağlıklı yaşamı konuşacağız omurganın sağlıklı yaşamları ama omurga 30 derece içerisinde hareket edebilmeli onun üstünde 45-90 dereceye kadar eğilmeler bükülmeler Allah'ın verdiği diğer eklemlerle yapılmalı. Anlatabiliyor muyum? Hep söylerler hocam bu arada bunu sormak istiyorum. Evet. Yani direkt eğilip ayaktan yere eğilip bir şey almayalım. Evet. Dizlerimizin üzerine çömelelim Bravo. ve ondan sonra alalım. Bravo. Değil ya mi? bunun için ayrı bir program yapalım. Ya bu çok özel bir şey. Evet. Bunun için ayrı çok bir geniş program ağırlık. yapmak lazım. Evet. Çok aynen öyle. Ve bu ağrı oluştuğu, bel ağrısı oluştuğu anda mutlaka fıtığım var mı, eklemlerim bozulmuş mu? Bozulmuş mu? Tazeliğini yitirmiş mi? Beraberinde fıtıklaşma başlamış mı? Ve bu kaçıncı derecede? Buradan sinirlerim etkilenmiş mi? Ve ne düzeyde? Bunları tespit ettiğimiz takdirde erken dönemlerde... ...şimdi bahsedeceğimiz yeni yeni yöntemler... ...bize son derece evet. umut vaat ediyor. Ee, o zaman hemen birazcık boyun fıtığından evet. da bahsedelim. Evet. Ondan sonra da bu yöntemlere Tabii. girelim. Boyun fıtıkları da aslında benzer. Boyun bölgesiyle bel bölgesinin farkı şu... Bel bölgesi vücudun amelesi yani vücudu tamamen taşıyor gece gündüz üzerinde ağırlık vücudun ağırlık e, vücut ağırlığı deriz ya orta noktası hı hı. belin üçüncü omurgası tam oranın ortasına düşüyor. Dolayısıyla genelde sorunlar oradan mı çıkıyor? Evet altı üç, üçüncü omurganın ve altında, altında daha çok çıkıyor. Dolayısıyla bu e, vücut ağırlık noktasına taşımakta sürekli üzerindeyiz çünkü ve bel ile ilgili özellikle mesela cerrahi işlemlerde biraz daha sabırlı olmak lazım. Çünkü beklemek orada demek mi lazım? Evet, çok mi evet, ince düşünüp sık elemek lazım. Yani hızlı bir ameliyat kararı, hızlı bir yani radikal tedavi kararları vermemek, vermemek lazım. lazım. Yani bir beyin cerrahı olarak bunu söylüyorum. Çünkü sürekli üzerindeyiz. Ama boyun bölgesi daha nazik, daha hareketli ama etrafında bulunan kaslar daha hassas. Bir o kadar da vücudun aslında stratejik noktası çünkü beyinden çıkan ana trofonun bulunduğu yer evet. ve stresten ilk etkilenen bölge yani hı hı. vücudun gün içerisinde yaşadığımız stresten evet. ilk etkilenen bölge yani e, Demet Hanım test etsin bugün kızsın birisine akşam. Yok yok boyn ağrısıyla bu. bizi arayacaktır. <laughs> bana bana kızmasın. <gülüyor> <da>. <gülüyor> boyun ağrısıyla bugün bir... biraz ağrıyor boynum trafikte birazcık şey zor geldim o yüzden. Aynen. Boyun bölgesindeki fıtık sorunları özellikle yine boyun ağrısı, evet. baş ağrısı, sırt ağrıları beraberinde sağ ya da sol kola vuran ikinci ve üçüncü derece fıtıklarda kol ağrıları e, ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu tabi fıtığın derecesine, yaşanan hadisenin ciddiyetine evet. bağlı olarak yaşa Bir şey daha söyleyeyim. Çok ifade edilmez ama e, bir şey daha söyleyeyim. Mesela benim hastaları hastalardan ölçüyorum bunları. Genç yaşta tansiyon hastası... Genç yaşta depresyon hastası olan bayanlar var. 30-40 yaş arası bayanlar. Emin olun bunların çoğu boyun fıtığı. Yani e, boyun fıtığını tedavi ediyorsunuz. 3 yıldır depresyon hastası, 3 yıldır depresyonu tedavi yani Tabii yani. 3 yıldır hı. tansiyon hastası var. Şimdi bir 35 yaşında hasta niye tansiyon olsun? Hı hı. Niye sosyoloji müsait değilse depresyon olsun? Bunun bir alt yapısı var. Çünkü boyun bölgesindeki... Herhangi bir fıtıkta orada etkilenen sinirleri kurtarmak için vücut ayağa kalkıyor. Boyun kasılıyor. Ekla, şey, boyun kasları sürekli dişlerini sıkıyorlar. Sürekli e, siniri kurtarmak için mücadele ediyorlar oradaki sıkıştığı yerden. Peki hocam evet. tedavi yöntemlerine geçebilir miyiz hemen? Evet çok güzel. Şimdi birçok yöntemler gelişiyor. Dünya durmuyor. Bilginin ömrü 6 ay olmuş sevgili Demet. Bilginin ömrü 6 ay olmuş sevgili Ne kadar Alma. çabuk yenileniyor 6 ay. ay. Evet. Yani biliyorsunuz biz yıllardır okuyorsunuz. Yetmiyor. Yetmiyor. 6 ay önce bildiğini unut diyor. Teknoloji akıl almaz bir şekilde ilerliyor. ilerliyor. Yani bundan 10 yıl 20 yıl önce bizim uyguladığımız tedavi yöntemleriyle cerrahi metotlarla şimdikilerin arasında dağlar kadar fark var ve fark gitgide açılıyor. Nedir o farklar? Onlardan Burada bir şeyi hemen bilmiyorum. ifade edeyim. Bütün bilim insanlığının arayışı şudur insana en az dokunuşla en iyi sonucu elde etti. Evet. Budur. En az dokunuşla en iyi sonucu nasıl elde ederim? Teknolojinin amacı da budur. Bir teknoloji oluşmaya başladığı an ilk kullanılan alan savunma sanayidir. Çünkü insan kendini savunmak ister. İkinci alan da sağlıktır. Çünkü Sağlık. sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamak ister. İkincisi en büyüğü de bu. Dolayısıyla teknoloji ilerlediği sürece Bizim alanlarımız genişleyecek, evet. daha teknik, daha dijital tedaviler ortaya çıkacak. İşte regresyon tedavisi dediğimiz, evet. adını böyle başlıkla koyduğumuz tedavi yöntemleri var. Yani şu an 9 ayrı teknikte uygulanıyor. Tabi bu yöntemler e, bir fizik tedavi yöntemi değil, hı hı. bir ağrı kesme yöntemi değil. Ama 3 ana felsefede oluşuyor. Birincisi ne dedim, sinir sıkışmış, ikinci, üçüncü, dördüncü fıtıklarınız var. Ne yapıyor? Bir ödem var burada. Bir, öncelikle ödeme çöz, çöz, çözüm üretmeniz lazım. İki, yani altta kalmış bir siniriniz var. Enkazın altında kalmış. Ne yapıyoruz öncelikle? Hani biri enkazın altında kalırsa ne yaparız? Kurtarırız. Kurtarmak zorundasınız. Sinir sıkıştığı yerde hala sıkışmaya devam ediyorsa bu sorun çözülmüş sayılmaz. Üçüncüsü de vücudun kendince alarm mekanizmaları vardır. Bu alarm mekanizmalarına Dokunmak zorundasınızdır çünkü artık evet vücuda şunu söylüyorsunuz ben sorunu biliyorum ve bu sorunu çözeceğim hı hı. sen biraz sakin ol hastamı rahat bırak diyorsunuz. Bu üç ana felsefeyle yürüyor bir tanesini eksik bırak yani sadece algolojik bir yaklaşımla sadece ağrıyı keselim. Kombine tedavi yapıyoruz. Bravo hı hı. yani kombine tedavi yapmak hı hı. zorundayız evet. hiçbir bel fıtığı tek başına ben şunu yapıyorum yüzde bilmem kaç başarım öyle bir şey yok dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yöntem yok kombine yöntemlerle. Bu yöntemlerin özü şu, hepsi girişimsel yöntemler büyük Hı -hı. oranda. Sadece yeni teknoloji, robotik, lazer girişimsel evet. değil. Girişimsel yöntemler dediğimiz şu, biz bel bölgesine normalde ameliyatla nereden giriyoruz? Ameliyatla buradan giriyoruz. Buradaki dört tane katmanı Açıyorum. açıyoruz. Hı -hı. Buradan bir kemik pencere çıkartıyoruz. Sinire, oradaki sorunun enkazda altında kalan sinire ulaşıyoruz. Enkazı yani diski temizliyoruz, fıtığı ve siniri kurtarıyoruz. Bir kurtarma operasyonu yapıyoruz. Buradaki yöntemde de belin doğal yapıları üzerinden, belin doğal yapıları üzerinden, bakın burada fıtığımız var. Tam doğal yapıları üzerinden fıtığın ta kendisine ulaşıyoruz. Hı hı. Ve fıtığın içerisine giriyoruz. Ve buradan bir şey almıyoruz. Buraya bir şey enjekte ediyoruz. Ve yaptığımız bu enjeksiyon buradaki fıtığı geldiği yere geri, geri götürüyor. Gönlüyor. Regresyon. Yani kuru bir, yaş bir kayısının kuruduğunu düşünün. Hacim kaybediyor. Evet. Hacim kaybeden şey sıkışa, sıkıştırdığı şeyi serbest bırakıyor. Yani e, disk erimiş, kurumuş, alanını kaybetmiş. Dolayısıyla e, e, sinir sıkıştığı yerden kurtulmuş. İkinci işlem yine benzer şekilde. Hı. Sıkışan sinirin kendisine ulaşıyoruz. Ve sinirin kendi içerisine onun iç hasarını tamir edecek bir enjeksiyon yapıyoruz. İç hasarını, ödemini, şişliğini. Çünkü o ödem de kendini sıkıştırıyor. Evet. Yani şiştikçe sıkışma, sıkıştıkça şişme diye bir kısır döngü oluşuyor. Bunu ortadan kaldırıyoruz. Üçüncü yöntemde bunların hepsinin ayrı ayrı teknikleri var. Dokuz farklı yöntem var burada. Üçüncüsü de bu bölgeye ulaşarak ağrı noktaları var. Sadece ağrı noktaları var. Alarm mekanizmaları. O alarm mekanizmalarını derecelerini yani algı düzeylerini değiştirerek buradaki sorunu artık algılamamasını biz tedavi ediyoruz ortaya Çok koyuyoruz. teşekkür ederiz. Zamanımız doldu. Evet. Ee, tekrar buluşacağız. Evet. Tabii evet, tabii çok teşekkürler. Konular tamam. çok uzun. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bağlanacağız evet. birazdan. Ee, bizden ayrılmayın. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Ebeveynler çocuklarının okuduğu kitapların denetimini ve kontrolünü nasıl yapmalı? Başarılı bir yazar olmak için neler yapmak gerekiyor? Eğitmen ve yazar Zerbeliz Esra Avgören hem sorularımızı cevaplayacak hem de yazarlık serüveninin detaylarını paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de... Eğitmen ve yazar Zerbeliz Esra Avgören bizimle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Ne tarz kitaplar yazıyorsunuz? Ve kaç kitabınız var? Bize biraz anlatır mısınız? Ee, yazarlık serüvenim çocukluk hayalimle başladı. Ee, ortaokulda e, bazı öykü denemelerim oluyordu. Sonra devamında öğretmenimle bunu paylaştım. Ee, bana güzel eleştiriler de bulundu. Üniversiteye gelene kadar evet ben yazacağım ama ne tür yazacağım, ne yapabilirim aklımın hep bir köşesindeydi. Üniversitede çocuk edebiyatı, masaüstü yayıncılık, yayın hayatı gibi dersler aldım. Sonra dedim ki evet ben bu alanda yazmalıyım. Ee, çok hani aradan bayağı bir zaman geçti. O zaman çok fazla şu anki kadar... ...çocuk edebiyatı alanında geniş eserler yoktu. Ee, şu an yazar sayısı ve üretilen eser sayısı gibi değildi. Ee, i̇lk kitabım 2003 yılında ödül alıp yayınlandı. Daha sonra ikinci kitabım yine ödül alıp yayınlandı. Ee, şu an 150 civarında eserim var. Harika. Ee, bazı yani herhalde bir 5-10 tanesi yayına hazırlanıyor şu anda. Evet. Ne tür yazıyorum da en çok sevdiğim türler fantastik, bilim, kurgu ve polisiye türlerini seviyorum. E, real, dram e, yazdığım öykülerim de var ama ağırlıklı olarak bu türlerde çalışıyorum. Peki eserlerinizde vermek istediğiniz kazanımlar nelerdir? E, öncelikle çocuk edebiyatı denince benim yazmış olduğum yaş grubu 7 yaş ve yukarısı. 7-12-13 yaşa kadar. Ondan sonra zaten gençlik edebiyatı, çocuk ve gençlik edebiyatına geçen eserlerim de var. Ee, öncelikle benim önceliğim kitapları okuyan okurların bir vizyon sahibi olabilmeleri. Sonra e, ikin, ikinci diyemem ama ikisi arasında kararsızım hangisi öncelikli. Erdemler çok önemli. Yani bu eserleri okuduktan sonra o çocukların dünyaya dair vizyonlarının nasıl geliştiği. Ee, evrensel etik değerler içerisinde kendilerini nasıl olgunlaştırdıkları eserlerinde bunlara çok dikkat ediyorum. Ee, başarılı bir yazar olarak devam ederken bir de yayın kuruluşunuz var. Yayın kuruluşu kurmaya sizi iten nedir? Şöyle e, kendi çocuklarımı kendim büyütmek istedim ha. ve e, bir 10 yıl kadar e, eser üretimim daha azdı. E, bu anlamda çalışmalarım daha azdı ve artık onlar büyüdüler 10 yaşına geldiler ve benim yapacak çok daha fazla işim var diye düşünüyordum. Yeni yazarlar kazandırıyorum, yeni çocuk edebiyatı alanında çalışan e, yazarlık atölyelerinden çıkan arkadaşlarım var, yazar koçluğu yaptığım arkadaşlarım var. Ve çok fazla, çok geniş projeler düşünüyoruz hep beraber. Onları daha çabuk hayata geçirebilmek için kendi yayın evimi kurdum ve Beraber çalıştığım harika bir ekibim var. Siz zaten kendiniz yayın evi gibi olmuşsunuz evet, 150 kitap <laughs> basınca. kitap inanılmaz yani, bir başarı değil aynen mi? Aynen öyle. Bu 150 kitabın e, herhalde bir 100 tanesi son 4 yılda çıktı. Az önce söylediğim gibi bir 4 yıldır daha yoğun çalışabiliyorum. Peki böyle eser çıkarmak çok zordur. Kendinizi bu anlamda nasıl yeniliyorsunuz, nasıl motive ediyorsunuz? şöyle hani benim görünmeyen bir heyben var zaman zaman içini dolduruyorum ve çalışmaya başladığımda oradan işte çıkartıp pişirip servis yapıyorum değişik alanlarda eğitim almak ve bu aldığım eğitimlerin her birini her bir eserde yani birbirini tekrarlayan eserler değil de her biri farklı anlamda okuyucuya bir şeyler kazandırsın istiyorum ve her aldığım eğitimi kitaplarımda farklı ee, kurgularla okuyucularımla buluşturuyorum. Yaşam içimden gözlemler alıyor musunuz mesela? Yani... Tabii ki onlar da oluyor <laughs> ama şöyle fantastik bilim kurgu ve polisiye yazmış imza günlerinde veya söyleşilerde çocuklar da sorar mesela herhangi bir kitabı kitap bilim kurgudur ya da fantastiktir bunu siz yaşadınız mı? diye <gülüyor> <gülüyor> gelir. Şöyle benim direkt bizzat yaşamış olmam gerekmiyor ama bir arkadaşımın anısı bir değer verdiğim insanın söylemi bunları kullanırım ya da çok enteresan bir karakterle karşılaşırım ee, işte örnek veriyorum onun hayata bakışı ama başka birisinin ee, düşüncesi falan, negatif duruşu ya. bu kahraman içinde oluşturacak çatışma hikayenin e, hır, hızını da geliştirecektir. böyle mixlerde yapabiliyorum Hı. ama genelde yazdığım tür anlamında çok fazla real yaşamdan e, konuları kullanmıyorum. Peki Gezginler Kodlama, Kuantum, Dinozorya, Robotiz isimli kitapların çocukların gelişiminde çok güzel önemli bir rol, pozitif bir rol aldığını ebeveynlerden duyuyoruz. İçeriklerinden içeriklerinden bunların biraz bahsedebilir misiniz? Ee, olur. Mesela şu an en burada son... bir tanesi var. Evet. evet. Kelolan... Kelolan ve Ozan Kuantum Evreninde. Burada mesela ben hep şunu söylerdim, e, röportajlarımda da söylerdim, e, soh, arkadaşlarımla sohbet ederken de söylerdim. Çocuğa her şeyi anlatabilirsiniz. Genelde şununla karşılaşıyorum. E, ne tür yazıyorsun? Çocuk ve genç gidiyor. Çocuk kitabı mı? Yani çocuk kitabı denince hani daha basit, basit, çocuklar hep basit algılar. Ben öyle düşünmüyorum. Çocuklara her şeyi anlatabilirsiniz, onlara uygun kurguyu kurduğunuz sürece. Evet. evet. Keloğlan ve Ozan kuantum evreninde e, kuantum evrenine bir şekilde geçiş yapan iki arkadaşın tekrar geriye dönebilmek için şifreler e, çözüp e, çözümler geliştirebilecekleri kurguyu içeriyor. E, burada ara arada kuantum hakkında teorik bilgiler veren kısımlar var. Ben aylarca kuantum fiziği çalıştım ve şunu öğrendim ki ne kadar çok öğrenirseniz o kadar kafanız karışıyor. <laughs> Fakat Son, Sonu gelmiyor yani. <laughs> gelmiyor. Fakat e, çocuklar bu kitabı okuduğunda eğlenceli bir macera yaşayacaklar. E, bir kuantum fizikçisi olmayacaklar ama şunu bilecekler. Böyle bir alan daha var. Yani o Sorgulayacaklar evet, belki Evet genelde çocuklarla konuştuğunuzda ne olacaksınız dediğinde ben buna biraz üzülüyorum. Bilinen doktor, e, <laughs> doktor polis. Öğretmen Hı. ama artık yani 21. yüzyıldayız. Meslek alanları çok genişledi. Çok Dolayısıyla onlara bu vizyonu kazandırabilecek farklı eserlerde sunmaktan yanayım. Evet, belki de onları düşündürmeye, başka bir ufuklar açmak adına bu kitaplar çok faydalı oluyor diye düşünüyorum. Mesela az önce sözünü ettiğiniz robotizde 16 sayfa, birinci sınıflar için hazırlanmış bir kitap o. Orada mühendis bir robotumuz var bir hurdalıkta çalışmaya başlıyor ve daha sonra o hurdalığı harekete geçirerek geri dönüşüm merkezi haline getiriyor ve bölgedeki diğer robotların ihtiyaçlarına bir şekilde çözümler getiriyor. Aslında burada çocuğa analitik düşünmeyi, eee STEM, TIMS gibi eğitim programları var. Bunlarda yapılanlar gibi analitik düşünebilmeyi sorunlara Çözüm odaklı yaklaşabilmeyi e, ve m, farklılıklar oluşturabilmeyi her şey bir hurdalığa girip e, ben ne yapacağım diye düşünmekle başlıyor. Yani e, çok basit sorular hayatımızda çok geniş çerçeveler açabilir. Ve başkalarına da yardım edebiliriz. Tabii ki, tabii Bunlar ki. çok güzel öğretiler aslında çocuklar için. Kesinlikle. Ee, peki son çıkan Türkçe Gezginleri kitabınızdan biraz da bahsedebilir misiniz? Türkçe Gezginleri... E, Türkçe kahramanları ve Türkçe haberler aslında ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf olarak planladığım ee, Türkçe milli eğitimin Türkçe müfredatının bu sınıflardaki müfredatının kazanımlarını o macera içerisinde e, okuyucuların edinmesi üzerine. E, Türkçe gezginlerinde üç arkadaş var. Bir şekilde fantastik bir evrene geçiyorlar. Bilgi saraya e, ulaşıyorlar. Bilgi sarayında bir sebepten, yani bunlar çok uzun, kapanmış kapıları var ve bu kapıları açabilmek için Türkçe dil bilgisi kurallarını kullanmaları gerekiyor. O kadar güzel. Okurlarla beraber kahramanlarımız bu e, dil bilgisi sorularına yanıt vererek, e, şifreleri çözerek yollarına devam ediyor ve tabii ki finalde başarıya ulaşıyor. İnç altında öğreniyorlar yavaş yavaş. Yani. Hem eğitici tabii ki, evet. tabii ki. hem çözüm üretici tabii değil ki. mi? Ne kadar tabii güzel. Şöyle bir şey soracağım. Şimdi çocukları okumaya teşvik etmek lazım. Yani e, benim iki oğlum var ama e, çok zorlanıyoruz açıkçası. Ben e, kendim çok kitap Her okumayı severdim var. ama biri e, 10 yaşında biri 14 yaşında. Yani e, ne yapmamız lazım çocukları kitap okumaya şöyle, teşvik etmek için? tırnak içinde bir şey yakaladım. Dediniz ki ben çok severdim. Ben çok benim babamın kütüphanesi vardı 150 tane. Ortaokulda e, hep dünyal, dünya, dünya kistiklerle yani başladık. bunu yani. sizden değil birçok e, veliden de duyuyorum. Ben e, kitap okumayı çok severdim evet. ama çocuğum sevmiyor. Öncelikle ben şunu soruyorum. Yani çocuğunuzun istediği, çocuğunuzun okurken zevk alacağı türleri fark edebildiniz mi? Hı -hı. Çocuğunuza bir kitap sunduğunuzda bunu kurgusu ve dili Çocuğunuzun üzerinde mi altında mı? Çocuk mesela 16 sayfadan sonra genelde 38 sayfa resimli kitaplar önerilir. Bazı çocuklar 16 sayfadan direkt 48'e geçmesi gerekir. Çünkü o daha yoğun ve karışık daha uzun bağlaştı cümlelere geçebilmiştir. Bazı çocuklar için de bu daha yavaştır hmm. daha yavaş ilerlemesi Peki, gerekir. Yani Biz mi tercih etmeliyiz tercih ona mı bırakmalıyız? Yani... Orada şöyle... Ee, öncelikle ben çocuklarla çalıştığım zaman da dönem dönem onlar için de okuma ve yazarlık atölyeleri veririm. Ben kitabın ne olduğunu ilk önce öğretirim çocuklara. Hı hı. Yani ben imza günlerinde söyleşimlerde şunu çok duyarım: Resmini siz mi yaptınız? Bu yazıları böyle siz mi yaptınız? Yani kitap e, bilgi kutsaldır ama kitap bir tüketim malzemesidir ve kutsal değildir. O çocuk onunla nasıl iletişim kurmak istiyorsa. Onu serbest bırakmak lazım. Ben kendi çocuklarımda da böyle yaptım. E orasını çizme, burasını kurcalama. Gerekiyorsa o sayfayı yırtıp, cebine koyup yolda da okuyabilir Önemli olan oradakini alması. Meta değil önemli olan. Hı hı. E, burada çocuklara ilk önce bunu söylenmeli ki ne kadar kutsallaştırırsak çocuk o kadar eleştiri yapmaktan da evet. çekinecek, uzaklaşacak. E, dolayısıyla direkt oluşan e, olguş olacak. Ben kitap okumayı sevmiyorum. Hayır, her çocuk uygun kitaba ve uygun şartlarda karşılaştığında sevebilir. Bir öncelikle algı türleri de çok önemli burada. Çocuğun görseli, görsel hafızası, görsel algısı çok yüksekse e, kitaplardaki resimler, e, yazıların grafik tasarımlarına çok önem verecektir. Şimdi ona tasarım anlamında basit bir kitabı sever verirseniz çocuk ilk önce bir e, iğret olacaktır, hoşlanmayacaktır. Ama bu okumak zorunda olduğu bir... Tapsa o daha da kötü. Bu sefer bir de okuma alışkanlığına stres karşı gelecek. stres geliştirecek ve hani o sevgiden nefrete evrilecek. Evet. Yani e, kinestetiği böyle dokunarak, tadarak, böyle hareket ederek, e, duyu organlarını daha çok kullanarak algılayan bir çocuksa ona bir kere daha interaktif bir kitap sunmamız lazım. Okul alışkanlığı, oturana kadar bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Peki paylaşım yapalım mı? Yani ben şimdi çok bir merak ettiğim için soruyorum ama mesela çocuğun okuduğu kitabı biz de okuyup onunla bir paylaşım yapmayı önerir misiniz? Şöyle, bir kere kitap seçimi hakkında bazı donelere bunu e ilkokul 7, e, 7 yaşından sonra ilkokuldan sonra genelde bu alanda öğretmenler daha hakim. Çocuklarla Hı -hı. daha çok muhataplar. Evet. Kitap seçimini bir öğretmemiz lazım. Ben hani genelde mesela imza günlerinde onunla da çok karşılaşım. Çocuk kitabı okumuştur ama beni tanımaz. Evet. Kitabı bilir. Yani yazar takip etmek, yayın evi takip etmek yetişkinlerde olabiliyor ama çocuklarda bu olmaz. Hı -hı. Bir kitap okudu ve beğendiğini anladınız. Hı -hı o tarz başka kitaplarda sunabilirsiniz ve kesin paylaşmak sadece anne babayla öğretmenle değil çocukların kendi arasında da paylaşması çok evet, önemli. Olur. Yani evet. şunu yadırgamamamız lazım. Kitap okumak kutsal herkes yapmak zorunda. Ya popülerizm diye bir şey var ve bununla ne kadar çok savaşırsak biz orada çocuklarımıza bu Geriye anlamda düşeceğiz. Evet, evet, zarar vermiş oluruz. Dolayısıyla bu kitap hakkında çocuklar konuşabilmeli, eleştirilebilmeli. ...gülebilmeli... Hı hı. ...yani iki sohbet, iki arkadaşın sohbet esnasında... ...nasıl iletişim kuruyorsa... ...aynı şey olabilmeli... ...mesela çocuğunuz size bir kitaptan bahsetti... ...ya da çocuğum bana bir kitaptan bahsetti... ...ben o kitabı daha önce okudum... ...çok keyif aldım ama çocuğum aynı keyif almadı... ...bunu bana söylediğinde... ...neden böyle düşündüğünü... E, ...teknik anlamda altında neler olabileceğini... ...sorgulamak lazım ve... E, ...anne babaların... ...kesinlikle şurada dikkatli olması lazım... Bu çocuklar bizimle aynı çağda. Yani 1980'de doğmadılar ve 1980'de yaşamıyorlar bu çocuklar. Evet. Ve bizimle aynı zevklere, aynı algılara sahip değiller. Dolayısıyla şu an biz onların algılarına ve ee, seçimlerine saygı duyup bu anlamda onlara daha çok ayak uydurmamız lazım. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Yeni kitaplarınızı bekliyoruz. İyi çalışmalar şimdiden. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Ee, kısa bir reklam aramız var. Az sonra bizle tekrar birlikte olacaksınız. Boyun düzleşmesi ve bel düzleşmesi nedir? Nasıl belirtiler gösterir? Boyun ve bel düzleşmesinin nedenleri neler? Bel ve boyun düzleşmesinde en yeni tedavi yöntemleri hangileri? Egzersiz yapmak boyun ve bel düzleşmesine iyi gelir mi? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Erman Çekit cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Erman Hoca ruhumuzu yanımıza aldık. aldık evet. Senin de konumuzla ilgili göstereceğin şeyler var burada evet. daha rahat anlatacaksın. Bugün bel ve boyun düzleşmesini konuşacağız. Yine evet. birçok insanın müzdarip olduğu hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık. Evet. Boyun düzleşmesi nedir? Şimdi şöyle başlamak lazım bu konuya. Aslında hep işte bel fıtığından bahsediyoruz, kanal daralmasından bahsediyoruz, omurga hastalıklarından bahsediyoruz ama bel düzleşmesinden, boyun düzleşmesinden hiç bahsetmiyoruz. Aslında toplumda bel fıtığından çok daha sık, kanal daralmasından çok daha sık ve hemen hemen her insanın yaşadığı bir problem bel düzleşmesi, boyun düzleşmesi. Şimdi Ruhi üzerinde anlatacak olursam ruhi bir yan çevireceğim. Şimdi omurgamızın belli bir şekli var. E lordoz ve kifoz dediğimiz şekillerimiz var. Nasıl, nedir bu şekiller? E, boyun bölgesinde e, bir lordoz yani öne, öne doğru bir eğriliğimiz olur. Daha sonra bu omurga aşağı indikçe sırt bölgesinde kifoz dediğimiz kifo dediğimiz kifoda e, konkav bir eğriliğe döner. Aşağıda lordo, lomber bölgede bel bölgesinde yine lordoza döner. E, yine iç, içe doğru bir eğriliğe döner. Bu omurganın normal bir eğriliği. E, her insanda olması gereken bir eğrilik. Ama e, günlük yaşantımızdan tutun, belli hastalıklardan tutun, e, birçok sebepten tutun. Bu omurgadaki eğrilik e, bozulduğu zaman düzleşmeden veya... E, düzleşmeden bahsediyoruz. Boyun bölgesindeki e, öne doğru eğriliğin kaybolmasını biz boyun düzleşmesi diyoruz. Peki bu düzleşmenin evet. belirtileri nelerdir? Nasıl anlayacağız bizde boyun düzleşmesi olduğunu? E, şimdi ruhi düşecek galiba ama dur bak ben tamam, tutuyorum. Şimdi e, hmm. Genelde düzleşmelerin genel en büyük şeyi belirtisi ağır. Boyun bölgesinde omuzlara vuran, ellere vuran, sırt bölgesinde olan ağırlardan şikayet eder hastalar. Hatta baş ağrılarından bahsederler. Çünkü boyun düzleşmesinden dolayı omuzun yanındaki, boyunun yanındaki kaslarda gerilmeler meydana gelir. Özellikle kasların gerilmesinden kaynaklanan başa yapışan kasların yarattığı baş arkasında ağırlardan bahsederler. Sırt bölgesinde, buralarda yaygın ağırlardan bahsederler ve ele vurur. Bunlar hatta uykudan uyandıracak düzeyde ve hastayı çok e, rahatsız edecek düzeyde ilerleyebilir. Oyunculukleşmesi genelde böyle. Daha sonra e, uyuşmalar olabilir elde, hmm. parmaklarda uyuşmalar olabilir, baş dönmeleri olabilir bunlar da genelde boyun düzleşmesinde yaşadığımız şeyler. Peki bel düzleşmesi nasıl oluyor? Nedir belirtileri? Bel düzleşmesinde yine aynı şekilde belin öne doğru eğriliğinin kaybolması. Yani şöyle lomber lordoz dediğimiz lordunu kaybolup öne doğru arkaya doğru düzleşmesinden kaynaklanıyor. Genelde omurga tek bir organ. Yani bel düzleşmesini gördüğümüz hastalarda aslında boyun düzleşmesini de görüyoruz. Yani çok sık karşılaştığım bir bulgu. Genelde belinde ağrıyla gelen hastaya diyorum ki boynunda ağrıyor mu? Evet, ağrıyor. Yani bu beldeki eğrilik kaybolduğu zaman Omurga onu toleretmek için aslında altta üstte tüm seviyelerde düzleşmeye, düzleşmeye gidiyor. Başlıyor. O yüzden bel düzleşmeniz varsa genelde boyun düzleşmeniz de vardır. Bel düzleşmesinde genelde yine ağrıyla e, görüyoruz. E, belde özellikle e, ayaklara, kalça kısmına vuran ağrılardan bahseder hastalar. Genelde e, bel ağrısından bahsetmez ama özellikle kalça böl bölgesinde ağrıyla gelirler. E, genelde hastaları bunu yakalamak çok zor olur ama e, genelde iyi bir rutin muayene ile hastalarda bel düzleşmesi olduğunu saptayabiliriz kalçalara vuran, ayaklara vuran ağrılardan, kramplardan bahsederler. Gece ayaklara giden kramplardan bahsederler. İleriki aşamalarda uyuşmalarda da eklenebiliyor tabii. Peki nedenleri nelerdir? Şimdi en büyük hep bahsediyoruz, bahsediyoruz, bahsediyoruz hareketsizlik en büyük sebebimiz. Hareketsizlik, omurganın hareket etmesi lazım. omurganın hareket etmediği zaman belli bir pozisyonda tuttuğumuz zaman omurga ona şekil ona alışmaya başlıyor. Çevresindeki kaslarda da gerilmeler meydana başlıyor. O yüzden en büyük sebebimiz hareketsizlik. Birçok sebep var. İş hayatında çok sık görüyoruz masa başı işi yapan e, insanlarda. Genelde oturuş pozisyonu çok, çok yanlış Çok oturmak oluyor. belki de. Evet çok oturmak ondan da bahsedeceğim. Oturuş pozisyonu çok önemli. E, genelde o sandalyeler e, omurga belini e, saran sandalyeler kullanılıyor ama genelde biz e, kaykılarak oturuyoruz. Yani ben hep hastalara şunu öneririm. Omur otururken bel yastığı bile alsanız dik oturmanız lazım. Yani omurganın eğriliğini kazanması için o, o şeye e, sandalye veya bel yastığı adapte olmanız gerekiyor. Bel yastığı kullansanız da böyle oturduktan sonra bir anlamı yok. Hiçbir anlamı evet, yok. Evet. Hareketsizlik çok önemli. 30 e, 30 30 dakika 45 dakika oturduktan sonra e, genelde omurgayı hareket ettirmek lazım. E, uzun süreler hareketsizlikler e, belde düzleşmeye yol açıyor. Yürüst yapmak önemli. E, yürüyüş üstü yatmayı tavsiye etmiyoruz hastalığı insanlara. Genelde yan yatın veya sırt üstü yatın deriz. Çünkü yürüyüş üstü yattığınız zaman omurganın tüm yükleri e, şey yük, yük, dağılımı bozuluyor. De, Bozulduğu için düzleşmeye yatırım. yol açıyor. Aynen öyle. Yatmayalım. Evet yani başka hastalıklar var tabii. E, skolyozdur, dejeneratif omurgadır bunlar ek hastalıklar ama toplum içinde genelde hareketsizlik olarak öngörmek lazım. Peki önce başlayalım boyun Hı. düzleşmesinden. Nasıl tedavi ediyorsunuz? <laughs> Şimdi ilk önce ağrıyı dindirmek lazım. Şimdi hastanın ağrısını dindiremediğimiz zaman hareket veremiyoruz. O yüzden genelde ben hastalara ilk önce ağrısını azaltmak amaçlı tedaviler veriyorum. İşte, ilaç tedavilerinden tutun, yumuşatma tedavileri, fizik tedaviler, akupunktur, manuel terapi, karyoterapi tedavileri falan da yapıyoruz. İlk önce ağrıyı azaltmamız lazım. Yani kasları gevşetmemiz lazım. Bu kasları gevşetemezsek hastalara hareket veremiyoruz. Çünkü ağrıyı azaltmadığımız için... ...hasta hareket yapamıyor... ...ağrı yazlattıktan sonra en önemli şeyimiz hareket... ...omurga hareketleri... ...şimdi genelde hastalar der ki işte ben çok hareketliyim... ...yani genelde için, gün içinde her şeyi yaparım... ...ama bunlar bizim istediğimiz hareketler değil... ...omurgaya yönelik özel hareketlerimiz var... ...omurgayı hareket ettirecek hareketlerimiz var... ...bunları genelde başlıyoruz... 3 ay boyunca devam ediyoruz... ...düzleşmeyi belki düzeltemiyoruz ama... ...omurganın yanındaki kasları... ...rahatlattığımız biraz. için... ...genelde hastalar toparlıyor... Bel için de aynı şekilde hı hı. Ee, bir hareket göstereceğim. Sen gerçi yapıyorsundur spor yaptığın için ama ekranlarda şimdi e, hastalara göstermek istediğim bir e, hareket var. Şimdi e, öne doğru eğildiğimiz zaman dizleri bükmeden e, yere doğru Deyebiliyorsak, şu hareketi yapabiliyorsak, şöyle mi? <laughs> o, <Oo. gülüyor> tamam. Yani e, ben seni kadar yapamıyorum. <laughs> bu hareketi yapıyorsak... ben bir yogi <gülüyor> <gülüyor> Bu hareketi yapabiliyorsak, e, ben kaslarımız sağlam demektir. Evet. Ama çoğu hastada gördüğümüz şey, bu hareketi yapamıyorlar, dizleri bükmek zorunda kalıyorlar. Evet. Şu kalça arkasındaki kaslarda çok kısalmalar meydana geliyor. Evet. O kasları uzatmadan da bel düzleşmesini toparlayamıyoruz açıkçası. O zaman buradan izleyicilerimize şöyle bir şey söyleyelim yoga pilates gibi evet, aynı öyle çok ee, güzel. Arka he? bacak arka kaslarını evet, e, evet, esneten, he? E, omurganızı esnek hale getiren evet. e, çeşitli egzersizleri daha sık yapmanız gerek. Yani benim sunmama gerek yok. <laughs> zaten anlatıyor. <laughs> yok ben sunuyorum sen bilgileri veriyorsun. <laughs> yoga pilates çok öneriyoruz. Evet. Ee, özellikle e, bu Tekli pilatesler var yani e, ne derler ona reformer plates diyorlar. Reformer. Reformer evet. plates diyoruz. E, onlar hastalarda gerçekten çok e, iyi sonuçlar alıyoruz çünkü kasları çok güzel uzatıyor. E, hareket çok önemli. Hareket yapmamız lazım. Herhalde kilo da çok önemli. Üzerinde fazladan kilo taşıyan her eklem ya da her evet, kemik evet. muhakkak bir deformasyona uğruyor diye Tabii düşünüyorum. Tabii de aynı şekilde. Kilo geçenlerde demiştim, önde yansıyan bir kilo, arkaya 10 kilo olarak yansıyor. Kiloyu mümkün olduğunca azaltmamız lazım. Sandalyede uzun süre sandalyede oturan insanlarda şunu öneririm, yani 45 dakika, bir saat oturuyorsanız muhakkak bir kalkın, 15-20 dakika egzersiz, esne hareketleri yapın. El kol hareketleri yapın. Böyle germe incelsizleri yapın. Bunlar çok Çünkü faydalı. masa başında çok çalışan insan var. Evet, evet, ee, saatlerce öyle. oturuyorlar. Özellikle artık bu dönemde. Hı -hı. Çoğu insan evde de çalışıyor. Hı -hı. Ee, ama uzun saatler oturarak çalışan insanlar var. Onları da 45 dakika arayla e, hafif vücutlarını esneten belki bir iki tur atıp e, o evet. oturur pozisyonda her zaman kalmamak. Evet. Değil mi Ergonomik çalışma olan? düzeni önemli. Genelde şirketler bunlara önem veriyor ama mesela boyun düzleşmesi için e, ekran göz hizasında olması gerekiyor. Baş öne eğilmek olmayacak veya yukarı olmayacak. Ergonomik çalışma düzenini de ayarlamak lazım. Peki bel ve boyun düzleşmesi tedavi edilemezse ne gibi sonuçlar e, oluşur? Şimdi En çok bel bölgesinde görüyoruz. Boyunda da çok sık görüyoruz ama tedavi etmediğimiz zaman omurganın yükü tamamen değişiyor. Yani e, Fatih Hocam da bahsetti. Tam hı hı. yük aksının ortadan geçmesi gerekiyor. Bu yük aksı değiştiği zaman omurga e, yükü taşıyamaya baş, taşıyamamaya başlıyor. O zaman tabi e, bel fıtığı dediğimiz, spinal dar kanal dediğimiz dejeneratif omurga dediğimiz hastalıklara gidiyor. E, bunlar da tabi e, cerrahileri, büyük cerrahlere gidebiliyor. O yüzden e, düzleşmeyi düzeltemezsek aslında e, bel fıtığı, dar kanal bunların hepsinin sebebi bunun düzeltilememesinden kaynaklanıyor. E, peki sen de yine e, hocamız gibi tavsiye ediyor musun? En ufak bir ağrı hissettiklerinde ya da bir evet. hareketi yapamadıklarında hemen sizlere bir uzmana mı göstermesi gerekiyor? Yani tabii ki de genelde hani e, basit bir kas ağrısı olsa bile altında yatan ciddi hastalıklar olabilir. E, boyun ağrılarını çok ihmal ediyor hastalar, bel ağrılarını çok ihmal ediyorlar. Son aşamaya geldiğinde geliyor genelde e, hastalar. E, çünkü genelde ağrı eşiğimiz yüksek bir toplumuz. Geçer mantığıyla e, yaklaşıyoruz. O yüzden e, gene, geldiği zaman hastalar aslında biraz anda gecikmiş oluyor. Evet. O yüzden başlangıç aşamasında gelen hastalarda düzleşme için özellikle söylüyorum. Başlangıç aşamasında gelen hastalarda %90-95 olumlu sonuçlarla geri dönüyoruz. o yüzden erken başlangıçlı ağrılarla doktora başvurmakta fayda var. Peki. Teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için. Ruhiye'ye de teşekkür ederiz. biz programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.